her şeye rağmen ya ihtiyaçtan ya da yatırım amaçlı olarak konut ve araç almak isteyen insanlar var. İzleyicilerimiz de var. Ki şu dönemde konut bilmiyorum ya mantıklı. Rublev daha iyi bilir. Birazdan açarız. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda hem vergiler, işte ÖTV'si biliyorsunuz birçok şey, hem vergiler hem de bu son BDDK'nın kararları, yani krediye ulaşamıyoruz. Kredi vermiyorlar. Şimdi bu iki unsurla beraber Rubel abi, bu hem araç hem de konut fiyatlarına yansır mı? Konut araç almak mantıklı mı? Ya da şimdi diyor ki herkes, arkadaşlar araçlarınızı satın çünkü araçlar satılmayacak diyenler de var. Ya bu mantıklı mı bu devirde, ya da konutla da aynı şekilde? Aman dikkat diyelim, öyle her konuşana inanmayın. Rubel abiye atayım ben pası, evet. Ferit, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu sorunu çok iyi anladım. Sana bir cevap vereceğim. Büyük dedenden, Mısır'da paşaymış senin büyük deden. Keşfetmişsiniz, bulmuşsunuz ki Mısır'daki büyük dedeniz, orada paşa olarak görev yapan dedenizden bütün torunlarına miras kalmış. Sana da 10 milyon TL karşılığı o mirastan pay düşmüş. Rubel abi vallahi bravo sana yani. Benim de büyük dedem paşaydı bu arada. Neyse yani evet. Komutandı. Şimdi 10 milyon TL. Ama o kadar büyük, zengin değildi, evet evet. Büyük dedenden, büyük dedenden sana düşen 10 milyon TL var elinde. Çok rasyonel düşün. Çok mantıklı düşün. 10 milyon TL var elinde. Şu an mevduata verilen faizin %32'lerde olduğunu biliyoruz. Alternatif bir, %32 ile TL cinsi bir varlık olan banka mevduatına paranı koyabilirsin. Bir. İki, 10 milyon TL'm var. Bir konut alacaksın, 2 milyon peşin yatıracaksın. Müteahhitin de hükümete, saraya, iktidara, siyasete yakın, kamu bankasından ayarlamış sana 10 yıl vadeli 0.98 sabit faizli taksitli kredi buluyor. Sen 10 milyonluk paranla 3 tane konut alıyorsun veya bir tane konut alıyorsun. Geri kalan 3 milyonu da 5 milyonluk konut satın aldıysan birileri sana ayarlanmış krediyi veriyorlar. Hem Ferit Atay'ın işini görüyorlar, hem yandaş müteahhitimizin işini görüyorlar, hem sektörün işini görüyorlar. Bir de bu var. İki, kur korumalı mevduat diye senin üzülmeyeceğin bir enstrüman icat etmişler. Üç, birinci elini alman mümkün olmadığı gibi birinci el otomobilleri, otomobil bayileri kendi yakın akrabalarının üzerine satılmış gibi plakalandırarak ikinci elde satacak konuma gelmiş bir ekonomide, yani TL'den kaçışın artık sınır tanımadığı bir ülkede bir de konut araba satın alacaksın. Şimdi geldik. Kaç alternatif saydım sana? 10 milyon TL'm var. Bu 4-5 tane alternatifi saydım. Ya da hür tilkilerle hur tavukların aynı kümeste yaşadığı bir borsamız var. Oraya gidip birilerine kurda kuşa yem olacaksın. Eğer tecrübesizsen. Tecrüben varsa bir şey demem. Sermaye piyasalarını ben desteklerim normalde. Türk lirasının bakkaldan günlük alışveriş yapmak, 1 kilo peynir, 1 kilo zeytin, 2 tane ekmek alma dışında Türk lirasının TL'den kaçışın hızlandığı bir dönemde bu saydığım seçeneklerin tamamı ekonomiyi canlı tutmak için kamu kaynaklarıyla otomobil kredilerinin artırıldığı, konut kredilerinin sebil gibi dağıtıldığı, bireysel kredilerinin, tüketici kredilerinin, KOBİ kredilerinin enflasyonun 1/4, 1/5 mertebesinde kredilerin dağıtıldığı bir ortamda eğer bunlar kesilmeye başladıysa konutta, otomobilde, diğerleri de belki düşmeyecek ama fiyatları sabit kalacak. Enflasyon ortamında bu da düşmek demektir.
Yani bizim finansal istikrarımızı bozan kamunun kendisidir. Bizatihi kendisidir. Anladım. Kamu kaynaklarıyla TL'leşmeden, TL'leşme stratejisi derken bir taraftan, öbür taraftan TL'den kaçışı teşvik eden kamunun kendisidir. TL ile vadeli işlem yapabilir misin Ferit, söylüyorum. 6 ay vadeli sıra senetlerle mal alacaksın, emtia alacaksın. TL ile tasarruf edebilir misin? TL ile değer biriktirebilir misin? TL'nin günlük mübadele dışında bir fonksiyonu, bir önemi kaldı mı? Günlük mübadele ne? Bakkal, market alışverişi. Bundan ibaret. Eğer kamunun da bu kredi kanalları, parasal sıkılaştırma artık bıçak kemiğe dayandığı için devam ediyorsa, konutu nasıl alacaksın abim ben? 10 milyon TL konut aldın krediyle veya kendi paranla. Sevgili kardeşim, 10 milyonluk kredi demek 200 aylık, 10 milyona kredi satın aldıysan 200 ayda da bunu amorti edecekse sen orayı 50 bin lira kiraya vermen lazım. Doğru mu? Bak, iktisadi hesap yapıyoruz. Yani yatırım amaçlı bakıyorsan doğru. Yatırım amaçlı bakıyorsan böyle. 50 bin lira kiraya vereceksin. Şimdi bir taraftan suni yollarla konut fiyatlarını bu şekilde artır. Konut arsasının başlı başına bir problem olduğunu bilmene rağmen bütün şehirleri ranta kurban et. Sonra 10 milyon konut satın alan veya 5 milyona konut satın alan insanın kirasını da %25 ile sınırlandırdım de, ona da de ki 500 ayda burayı ancak finanse edebilirsin. Bütün dünyada konutun, gayrimenkulün finansmanının kaç yılda çıkacağı bellidir. Şimdi bunu 500 aya, 400 aya çıkarıp hem de kiralarla düşürmek için de ilanlarla veya kanunla mücadele etmeye kalkmak, finansal istikrarı kamunun bozması demektir. Peki bunların tek sebebi ne? Tek sebebi seçim kazanma motivasyonudur. Başka bir şey bilmiyorum ben. Onun için ısrarla tekrar edeceğim. Bizim miladımız, anlamak istiyorsa herkes kavramı şöyle kullansın. Seçimden önce, seçimden sonra. Seçimden önce, seçimden sonra. Bu kadar. Bu kadar basit ve yalın. Herkes bunu anlasın. Yani buradan şu ders çıkartmamız lazım hep beraber. Yani ister AK Parti'ye oy vermiş olalım, ister de AK Parti derken ister Cumhur İttifakı'na oy vermiş olalım, isterse Millet İttifakı'na, muhalefete oy vermiş olalım. Siyasetçi muhalefet meselesi değil. Türk siyasetinin asırlık hastalığı budur. Kamu kaynaklarını musallat olmak için vatandaşa rüşvet verip, vatandaşa ucundan gösterip topyekün götürmenin adı Türk siyasetinin alışkanlığıdır. İşte bu nokta oldu. Türk siyasetinin yıllardan beri alışkanlığı vatandaşa rüşvet verip kendi koltuğunu koruyup... burada vatandaş da aynaya bakacak tabii ki. Yani her zaman siyasetçi, ben şimdi demin siyasetçileri aslında sorumlu tutacaktım ki onlar sorumlular. Ama şimdi bir grup da vay bana işte şu kadar ver, bunun karşılığında oy vereyim gibi kafaya girerse, olan 85 milyona olan, ki o kalmayan artık orta direğe oluyor. Durum böyle. Konutla ilgili, araçla ilgili Rubel abinin de yaptığı açıklamayı da dinlediniz. Konu bu. Yani aman dikkat diyelim öyle, yani malda kalmak şu anda biraz daha garantidir. Yani aman ya, çünkü bir sattığını bir daha alamayabilirsin. Yani çünkü otomobil de, motosiklet de, bunların hepsi dövize endeksli. Konut da burada dövize endeksli. Bütün malzemeleri de, çivisi bile dolara endeksli. Maalesef öyle bir ülkede yaşıyoruz. Dolar arttığı anda fırlar gider bir anda. Ha, vatandaş şunu diyebilir. Kardeşim sana ne, ben konutumu satacağım, KKM'ye koyacağım. Artık o artık bireysel bir tercihtir. Yani kur korumalıya koyacağım. Borsaya koyacağım. Bak, borsa bu aralara işte iyi gidiyor diye herkes konuşuyor. Borsaya koyacağım diyebilir. Ondan da diyorum. Tecrübeliyse kurda kuşa yem olmayacaksa. Onu da unutmayalım. Kurda kuşa yem olmayacaksa borsa konusunda özellikle dikkat diyelim. Hür tavuklarla hür tilkileri aynı kafese koydular. O tilkiler bir gün tavukları afiyetle yer. Olan da milyonlarca, bakın şu anda görüyoruz girişleri. Rubel abi, milyonlarca yeni kişi borsaya giriyor. 5 milyon 48 bin kişi oldu. 5 milyon 5 milyon.
Burada büyük bir tehlike var. Herkes ha, vermiyor mu? Olsun. Veriyor. Bak vermiyor mu? Veriyor Rubla Bey. Hele ki o bankacılık hisseleri veriyor. Diğerleri de verenler ama bilmiyorsanız diyorum Rubla Bey dikkat. Yani malından mülkünden olma diye diyorum. Yoksa sorun değil. Ha, konut fiyatları düşer mi? Konut fiyatları düşer dediler hep. Bu memlekette konut fiyatları en fazla sabit kalır. Bir gram belki oynama olur. Enflasyon da, karşısında düşmüş olur. O da enflasyon karşısında seni zararlı duruma sokar ama malın mülkün vardır, yatırım aracıdır falan filan. Yani dikkatli olmak gerekiyor diye bu konuyu da özetlemek istedim sevgili seyirciler.